olsun. Hadi sen de katıl aramıza, ekran neşeyle dolsun. Birlikten kuvvet doğacak, bir anda her şey kolaylaşacak. Hem eğlenme hem öğrenme, İkisi birbirine çok yakışacak. Diyorsan ki mücadele benim işim, sohbet, yarışma, bir de gelişim. Tam sana göre bir yer var, adres. Uzaktan erişim, uzaktan erişim. Uzaktan erişimden herkese merhabalar, hoş geldiniz efendim. Bakalım bizi neler bekliyor. Hiç bekletmeyeyim, hemen başlayayım. Hadi bakalım, buyurun. Merhaba canlarım. Merhaba. 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 Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyiz. Çok iyiyim. Sizi gördükçe her an daha da iyi oluyorum bildiğiniz üzere. Ne güzel. Nasıl geçiyor günleriniz? Her şey yolunda mı? Evet. Yolunda. Aynen. Keyifler yerinde. Harika. Aynen. O zaman biraz daha keyiflenelim. Yeni bir arkadaşımız olsun. Çağıralım mı arkadaşımızı? Evet. Evet. Hadi çağıralım. Evet. Gelsin bakalım. Kimmiş? Neredenmiş? Uzaktan erişim. Efe Dişikara. Hoş geldin Efe. Hoş geldin Efe. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Nereden katılıyorsun aramıza? İstanbul Kağıthane'den katılıyorum. Aa, komşu çıktı Tuana. Evet. Efe, neler yapıyorsun? Anlat bakalım biraz, bahset kendinden. Kitap okuyorum, resim çiziyorum, oyun var mı yakında resmin gösterebileceğin ekranda? Resim... Zorlama yani yakında... Zor ya. Tamam, peki tamam. Başka neler yapıyorsun? Kardeşimle oyun oynuyorum, ailemle oyun geçiriyorum. Yanına mı kardeş falan? Kardeşim kaç yaşında? Birileri var mı? Bir yaşım, bir yaşında. Aa, bir yaşında. Aa, maşallah, toplu. Allah bağışlasın. Kaç yaşındasın anne bu arada? Evet, kaç 10 yaşındayım. 10 yaşındasın. Kim var yanında, birileri var mı selam verebileceğimiz müsait? Anne ve babam var. Bir bakabilir miyiz? Hop geldin. Ay, uyanmış kardeş, kardeş uyandı. Uyanmış. Merhaba Selam. Ay merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkür. Adı ne? Adı ne ufaklı? Ahmet Uras. Ahmet Uras. Ahmet, azıcık daha yaklaştırın şu gözümüz gönlümüz açılsın. Uykudan uyanmışlar. Ya Ahmet. Ahmet bak, ben Seda. Hadi Seda de. Seda de Seda. Ahmet. Seda. Hadi Seda de. Ya ben seni. Maşallah maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah bağışlasın. Teşekkürler selam verdiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Başarılar. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz. Evet efendim, çok güzel bir ailem var. Teşekkür ederim. Ne güzel, kardeşin de var, abilik yapıyorsun. Daha neler neler tecrübe edeceksin büyüdükçe. Aynen. Bak Tuana da ablalık yapıyor, Tuana da bilir. Ecrin de besini ablalık atacaksın yapıyor. Besini atacaksın mesela, sütünü kaynatacaksın. Bunlar demir zor de, işler. Demir, aslında Demir daha, Demir sen daha iyi anlarsın abi olarak. Senin de o yaşlarda kardeşin var değil mi? Evet, benimki de 3 ama... yaşında. Benimki de 3,5, aa. Hatta da öyle kardeşim yok. Ya, yani küçük kardeşim yok. Şey, ondan dolayı sana laf atmadım. Demir'e de şundan dolayı diyorum. O da X erkek ya, abilik ha tarafından dolayı. Demir daha benim kardeşim dedi. Berbat bir abi. Valla kulakları çınlasın. Ya berbat bir abi derken yani çok kötü değil de. Geçen gün mesela bir tane şişme yatak var bizde. Dedi ki Defne ucuna otur, ben de diğer ucuna atlayayım dedi. Çocuk havaya uçtu, ben zor tuttum. Ya 20. Ne güzel bir aktivitem ya öyle şeyleri. Bence güzel bir aktivite. Ay uçuyordu küçük kardeşim. Demir sen kardeşim hoşuna yapma. Uçmayı öğrenmiş. Demir'cim abilikle ilgili 3 yaşında bir kardeşin olarak Efe'ye bir tavsiyede bulunmak ister misin? Diyecek bir şeyin var mı Efe'ye? Efe orada... zor ya. Bak 2 yaşına gelsin ve 2 yaşını geçsin işin zor. Bak ciddiyim. Aynen. Bir de yürümeye başlıyor o zaman. Aynen. Ay. Gelelim asıl konumuza. Programı seyrediyor musun? Evet. Evet dedi. Hayır deseydin hemen gönderip başka birini alacaktım. Şaka. Şaka. Tabii ki öyle bir şey yapmayacaktım. Aynen. Birazcık yarışmamızdan bahsedeyim. Hem sana hatırlatmasın hem de seyircilerimize bilgi olsun efendim. 5 bölümümüz var. Soru maratonu, boşluk doldurmaca, görsel, işitsel soru, çoktan seçmeli ve meydan okuma bölümlerimiz. İlk 4 bölümde arkadaşlarım sana eşlik edecek. Her bölümde farklı birini seçeceksin. 5. bölümde yine birini seçeceksin ama bu sefer o arkadaşım sana destek olmayacak. Senin rakibin olacak. Buraya kadar anlaştık mı? Evet.
Anlaştık. 50 puana eriştiğimizde sana teselli hediyemiz olacak. 50 puanı geçersek eğer, 100 puanı erişirsek karaoke mikrofonu hediyemiz olacak. Onunla geçip 150'ye erişirsek eğer sana masaüstü oyunu hediyemiz gelecek. Burada da anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. O zaman anlaşmaya devam edelim. Birinci bölümümüzle başlayalım, soru maratonu bölümümüzle. Öncelikle sana bu bölümde hangi değerli arkadaşım eşlik etsin? Bak bence Tuana'yı seçti. Tuana seviyor bu bölümü. Teşekkür ederim Demet. Bu bölümü sevdiği için Tuana'yı seçti. Teşekkür ederim Efe'ciğim. Çok kolay oldu. Ben de 5. bölümü çok seviyorum. Ah bakalım Demir'cim 5. bölüm için hala arayı çalışacaksın o zaman. Tamam. Ben. Evet. Ay 5. bölüm ben ya. Ben önceden söylemiştim ona. Ayıp. Hadi bakalım. Efe'ciğim 1. bölümdeyiz. Soru maratonu bölümümüzde 10 tane sorumuz var. Ben cümleleri okuyacağım. Doğru mu yanlış mı diye soracağım. Sen de doğru ya da yanlış diyeceksin. Ben de ona göre puan vereceğim. Önce sana soracağım. Sonra Tuana'ya. Efe Tuana, Efe Tuana. Bu şekilde 10 soruyu tamamlayacağız. Umarım 10 puan alırız. Almazsak da canımız sağ olsun. Aynı. 2 dakikamız var. Eğer hazırım dersen Efe'cim başlıyorum. Hazırım. Efe, Ut klasik Türk müziği çalgılarından biridir. Doğru mu yanlış mı? Ut klasik Türk müziği çalgılardan biridir. Çalgılarından biridir. Doğru. Tuana, lamaların doğal yaşam alanı Asya'nın dağlık bölgeleridir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Yanlış olacak hayatım. Güney Amerika'nın dağlık bölgeleri. Efe, Harman Dalı İç Anadolu bölgesine ait bir zeybek türüdür. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış, Ege bölgesine. Tuana, Türkiye'nin en yüksek dağlarından olan Süphan İç Anadolu bölgesindedir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış çünkü Doğu Anadolu bölgesi. Efe, mıknatısın manyetik çekimi bütün metalleri etki etmez. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru, aynen öyle. Tuana, 15 Temmuz demokrasi zaferi ve şehitleri anma günüdür. Doğru mu yanlış Doğru, mı? Doğru, tabii Doğru. ki. Doğru. Efe, güneş büyük oranda hidrojen ve helyum gazlarından oluşur. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Tuana, tekerlemeler birbirleriyle uyumlu, anlamlı ya da anlamsız söz kalıplarıdır. Doğru mu yanlış Doğru. mı? Doğru. Doğru. Efe, buğday kaynatılıp kurutulduktan sonra kırıldığında mercimek elde edilir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış, bulgur elde edilir. Tuana, bir cam kırıldığında ufalanan parçalar saatte yaklaşık 5000 kilometre hızla etrafa saçılır. Doğru mu yanlış Doğru. mı? Doğru. Doğru, 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 doğru. 9 puanımız oldu. Vallahi öyle oldu. Çok iyiydiniz. Vallahi oldu. Evet, tabii ki. 9 puan. Bir tane nazar boncuğumuz var, olsun. Efe'cim geçelim mi 2. bölüme? Geçelim. Haydi bakalım geçtik. 2. bölümdeyiz. Boşluk doldurmaca bölümümüzde. 20 puan değerinde gelecek sorumuz. Süre limitimiz artık yok. Efe, kimi seçiyorsun? Kim sana eşlik etsin? Demir mi, Alara mı, Edrin mi? Alara etsin. Bak bu Alara çok iyi. İzlediğim kadarıyla... Heh, bak hazırlıklı gelmiş. Evet. Demir seçme. Yes be! Edrin. Efe bu bölümde benim iyi olduğumu biliyordun değil mi? Kritik yapmış. İşte bu. Aferin. İşte birinci Aferin. Beşinci seyirci. Bölümde de iyi bir rakip olduğumu biliyorsundur o zaman. Bak bak pazarlama. Ya. Seni beşinci çakal. Bölümde de yani aklımda bulunayım. Tamam. Şimdi 5. bölüme kadar şu an 2. bölümümüze odaklanalım. Efe'nin kafasını hiç karıştırmayalım. Gelsin cümlemiz. Bir cümlemiz var ve boşluğumuz var. O boşluğa ne gelebilir onu bulmaya çalışacağız. Okuyorum. Son dönemde atmosferde karbondioksit ve ısıyı tutan gazların artması, yeryüzünde ölçülen ortalama sıcaklıklarda hızlı bir yükselişe neden olmaktadır. Nokta 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 adı verilen bu sorun, yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için riskler taşır arkadaşlar. Nedir bu sorun? Bu sorun ne? Ne sorun bu sorun? Nasıl bir sorunla karşı karşıyayız? Son dönemde diyor atmosferde karbondioksit ve ısıyı tutan gazların artması, yeryüzünde ölçülen ortalama sıcaklıklarda hızlı bir yükselişe neden olmaktadır. Ortalama sıcaklık hızlı bir yükselişe doğru gittiğinde ne oluyor arkadaşlar? Küresel ısınma. Lütfen cesaretli söyle. Küresel ısınma. Daha cesaretli söyle. Küresel ısınma. Evet. Efe sen ne demek istiyorsun? Ben de güveniyorum Ece'ye. Bak şimdi son dönemde atmosferde karbondioksit ve ısıyı tutan gazların artması, yeryüzünün ölçülen
ortalama sıcaklıklardan hızlı bir yükselişe neden olmaktadır. İşte küresel ısınma da aynı bu yani bence. Küresel ısınma başka bir adı varsa da yani... Değiştirsinler. Yoktur yani. Küresel ısınma. Küresel ısınma. Küresel ısınma adı verilen bu sorun yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için riskler taşır diyoruz. Kulağa da mantıklı geliyor. O zaman 20 puan daha veriyorum Efeciğime. Evet. Ben bir hangi bölümde seçmek istiyorsun? 5. bölümde. Fark etmez ya 3 ve 4. Evet. 3. bölümdeyiz. 3. bölümdeyiz görsel işsel soru bölümünde. Bu bölümde sana kim eşlik etsin? Bir dakika dur Efe söyleme. Bir dakika. Demir. Bir dakika. Hayır ben yokum zaten. Pardon. Alara. Alara hangi bölümü istiyorsun? Bana ikisi de uyar ama 3 daha fazla ama üç, bak, kendisine bakıyorum seçmek. Bence de. Bak 3'ü seviyormuş Alara'yı seç. Ama galiba Efe kritik yapmış ve belirlemiş. Kendine Efe kanka. En işe yarayacak bir durum yaratmaya çalışıyor. Efe'cim. Bu durumda ne istiyorsan onu seç. Demir'i seçecek tamam. Teşekkür ederim. Alara'yı da 4'e bırak. Aa, tamam, 40 puanlık bana kaldı ya. Riskli bir bildiği var. Olsun yaparsın. Evet. Evet, Demir eşlik edecek Efe'ye bu bölümde. Şimdi bir görüntümüz gelecek. Gelsin bakalım görüntümüz. Ne görüyoruz arkadaşlar? Mona Lisa tablosu. Mona Lisa. Aynen. Evet. Tamam. Kim yaptı Mona Lisa'yı? Paris. Ay Paris'te. Evet. Paris'te şey vardı sanırım. Tablosu vardı. Kimin tablosu? Da Vinci miydi? Evet. Leonardo da Vinci. Evet. Leonardo evet. Nasıl bir soru gelebilir acaba? Mona Lisa'nın gözündeki gizli şifre nedir? Tablo kaç yılında yapıldığı olabilir. Olabilir. Gelsin bakalım sorumuz. Mona Lisa, bence Mona Lisa kaç yıldır var ya da Mona Lisa ne kadar satışta? Ne zaman yapılmış falan. Satışta gelsin bakalım. Satışta değil aynen. Gelsin bakalım. Söylentiye göre, söyle canım. Ben geçen traktör sürüyordum. Leonardo da Vinci. Demir ne yaptın sen öyle Demir? Pardon. Başından size bir soğuk espri yapacağım. O yüzden şapkalarınızı kapatın. Bir daha yapsana biraz daha üşüyeyim. Geçen bir yemek yerine gittim. Ketçap mayonez olsun mu dediler. Ketçap mayonez olmasın. Ketçap ketçap olarak kalsın dedi. Son olarak ben yapıyorum. Evet söyle. Bir gün bir tane 3-4 tane adam gidip restoranta masaya oturuyorlar. Garson onlara gelip ne diyor? Masaya oturmayın, sandalyeye oturun diyor. Ben de yapayım mı? Ya Demir bu arada şaka bir yana çok tatlısın hayatım. Şaka yaptın yani öyle tamam mı? Bir an bir kaldım ama evet. Bir an kaldım. Bir an bir dondum evet. Ama zaten bunun amacı da bu. Bunun amacı bu. Hadi söyle. Röntgen filmi çektirdik yakında sinemalarda. Daha bir şey diyeceğim. Bak arkadaşlar ben sizin kadar genç değilim. Gideceğim. Bir şey olmaz. Seda bana bir şey olmaz. Bir dakika. Tamam. Bir saniye. Çok özür dilerim. Bir saniye. Efe sen de var mı böyle espri? Var. Söyle hadi sen söyle sonra sorumuzu alacağım. Herkes yap sen de yap. Bir adam uyandığında üzerinde ayak izleri görmüş. Neden? Kendinden geçmiş. Ay hadi gelsin sorumuz. Güldürmedi ama güzeldi. Söylentiye göre Leonardo da Vinci bir gün şaka yapmak için abi espriler beynimi yok Seda abla şimdi bize şaka yaptı. O yüzden yanlış oldu. Söylentiye göre Leonardo da Vinci bir gün şaka yapmak amacıyla bir canlıyı makyaj ve aksesuarlarla ejderhaya benzetmiştir. Bedenine kanatlar takıp yüzünü makyajla değiştirdiği bu canlı hangisidir? Hazırda cevabınız var mı? Hiç böyle bir yok, ben söylenti bilmiyorum. Söylenti duydunuz mu? Gelsin şıklarımız. A. Güvercin. B. Hamster. C. Kertenkele. Arkadaşlar ne yapmış?
Bir ejderhaya benzetmiş bir canlıyı. Evet, hangi canlıyı? Güvercin mi? Hamster mı? Güvercin olamaz zaten, onun kanatları var. Yani hamster da ejderhaya benzetilir mi bilmiyorum. Bence kertenkele ejderhaya daha yakın gibi geliyor. Kertenkele bence de. Ejderhaya benzetilir. Diyorsunuz, kertenkele diyorsunuz. Tamam mıyız? Kertenkele mi? Evet. Evet. Çok bilmişler. Evet, kertenkele. Tebrik eş. 30 puanımızı da aldı. Aferin. Çok güzel bildiniz. Hep böyle olun. O zaman... Dördüncü bölüme geçmek için hiçbir engelimiz yok. Çoktan seçmeli soru bölümümüzdeyiz. 40 puan değerinde. Sana Alara'cığım eşlik edecek seve seve. Gelsin bakalım sorumu, sonra da şıklarımızı alalım. Hangi ikisi halk pazarında genellikle kesmece bunlar denilerek satılan meyvelerdendir? Gelsin. Bir dakika gelmesin. Geldi. Tamam, neyse tamam. A. Kavun portakal. B. Portakal şeftali. C. Karpuz kavun. D. Karpuz portakal. Hangisini pazarcılar satıyor arkadaşlar? Kesmece bunlar. Kesmece, gel abla gel. Sence Efe? Efe ne dedi? Karpuz kavun bence. Ne diyorsun Alara? Bilmiyorum. Yani emin değilim, o yüzden bence Efe hangisini diyorsam. Bak kesmece diyor, bunlar diyor. Kesmece diyor. Hadi bakayım. Ha, ben anladım. Karpuz kavun dedi. Efe... Karpuz kavun dedi zaten. Ya herkes çok komik oluyor bunu yaparken. Benim de bu arada pazar travmam vardır. Annem hep beni, annem kaybetmezdi de yani bir, ben kayboldum sanırdı. Yani bir saniye görmediğimde annem kayboldum diye. Evet ben de. Çok korkardım. Bir yere bakıyorsun ve sonra arkanı döndüm, bir baktım annen 30 sıra arkada. Aynen. Herkes ve önüne geçmiş. Kıpırdamadan yerimde dururdum böyle, gelip beni bulsun diye. Hiç kıpırdamazdım. Taktiğim oydu. Ben de bir keresinde. Bunu da bir süre sonra geliştirdim yani. Markette ama çok kalabalıktı market. Yine böyle pazar yeri gibiydi ama marketti herhalde. Pazar da olabilir, hatırlamıyorum. 4-5 yaşındayım, babamın elini tutuyordum. Sonra oyuncak reyonum, öyle bir şey gördüm. Yani hemen şöyle bir iki adım attım. Sonra babamla aynı tişörtü giymiş ve babamla aynı saç rengini olan bir adama böyle elini susup baba hadi artık gidelim dedim. Sonra adam bana böyle bir baktı. Ha tamam abi, pardon yanlış oldu dedim. Aynısını ben de yaşamıştım. Ben de yaşamıştım. Çok tatlısınız. O zaman C dedin değil mi Efe? Evet. Çok mantıklı bir yerden geçiyormuşum gibi. Aynı şeyi yaşadıysan, C de dediysen, o zaman sana ben 40 puan daha veriyorum. Gel vatandaş, gel. Puana gel. Bir şey diyeceğim, pazarcı gibi bağırın bakayım. Benim bir tane arkadaşım var. Gel. Efe. Sanatılık. Efe, karpuz kavun satsana bir. Hadi pazarda nasıl karpuz kavun satardın? Ya da yol kenarında. Karpuz var, kavun var diye bağırırdım herhalde. Karpuz koydum. Çengel hayır. Oğlum. Hayır. Bizim bir şey tane sınıfta bir arkadaşım var. Aynı çok anda güzel. Konuşmuyoruz. Söyle, böyle, evet Tuan. Bak böyle var. Büyü, büyü, büyü diye bağırıyor ama bir pazarcı gibi bağırıyor. Seda abla inanamazsın, çok iyi gerçekten. Demir sen nasıl satardın? Bizim Tosko paranızısında Tonali bir sahnemiz vardı. Şey hatırlıyor musun? VR evet, gözlükleri satıyorduk. Evet hatırlıyorum. Orada hep gel vatandaş gel diye satıyorduk her şeyi. Çok eğlenceli. Tamam kavunlu karpuzu nasıl satarsın diyorum. Ya işte yine gel vatandaş gel, burada kavun karpuz var. Bağır bir güzel. Ya yapsana öyle, bunlar da beni yapmayayım, öldürecek yapmayayım. Bak. Vallahi. Hadi ya hepimiz yaptık Demir. Hiç aman sakın kulluğundan ödün verme. Alara sen nasıl satarsın? Arkadaşlar gelin, karpuzun kilosu 1 lira. 1 lira. Evet, ben karpuzun kilosunun 1 lira olduğunu ne zaman görürüz acaba? Baktım, bilmiyorum, baktım. Ben öyle satardım. Ece sen nasıl satardın? Gönlü geliş benim kızım. Ben şu an... Ece sen? Ben nasıl satardım? Ben de seni nasıl satacağını yapayım mı? Yap. Arkadaşlar, karpuz var, kavun var. Almaz mısınız? Efe'cim şimdi öde, güzel güldük, eğlendik. Biraz daha diğer bölümde de eğlenelim. Gerçi pek eğlenceli olmuyor, gerilim dolu oluyor ama olsun. Beşinci bölümdeyiz, meydan okuma bölümümüzde. Kim sana eşlik etti? Hemen seçmedim. Lütfen ben. Tadını çıkar. Yaslan arkada Efe. Yaslan, beşinci seni bölüm hak etmeye. Mü? Bir umarım beşinci bölüm mü geldi? Mücadele etsinler. Evet, beşinci evet. Bölümdeyiz. Bence konuşmamızı yapalım mı? Bence Tuana, Ecim evet. Ve Alare'yi seçelim. Arkadaşlar bir saniye. Alare'yi seçebilirsin. Ben bu taktiği sevmedim. Birbirinize top atla taktiğini. Bir de. Ben kendime atıyorum. Ecrin, seni neden seçsin? Buyur konuş. Şimdi öncelikle Efe
çalışkan ve akıllı bir çocuğa benziyorsun ki öylesin. Eğer beni seçersen ben de dişi bir rakibim ve geçen yani benle eğleneceğini, benle güzel vakit geçireceğini düşünüyorum. Sana iyi bir rakip olurum. Güzel bir meydan okuma kapışması yaparız. Beni seçersen pişman olmazsın. Evet, Alara, vaadin nedir? Umarım beni seçersin çünkü bu bölümü çok seviyorum. Ama tabii fikir sana kalmış. Eğer beni seçersen çok mutlu olurum. Tuana, sen ne diyorsun hayatım? Demir konuşsun ya, ben sana sayacağım. Tamam, Demir konuşsun. O da yani, Tuana konuşsun. Beni de seçebilirsin. İstediğini seç tabii ki de. İki erkeğiz burada. Beni de seçebilirsin ama onları da seçebilirsin. Biz gidelim mi? Yok yani. Tamam. Biz gidelim mi? Efe, evet, Tuana, beni sen bizi. Sen... Gitme sana bizi. Karpuz yollarım. Ne dedi? Beni seçerse ona karpuz yollarım. Ama beni seçmeyecek gibi duruyor Efe, böyle Demir'i seçecekmiş gibi duruyor. Efe'cim söyle bakalım, ne diyorsun? Ya çok kararsız kaldım şu an. Efe beni içinden geçiyor ama biliyorum başkasını seçeceksin. Söyle bakalım, kimi seçiyorsun? Fark etmez. Tuana'yı seçiyorum. Tuana'yı yok. Aa, abi ya, o kadar yardımcı oldun ya. Teşekkür ederim Efe. Konuşmayacağım. Konuşunca seçilmiyorum. Konuşunca da seçilmiyorum. Ama Tuana da teşekkür ederim Efe. Aa, niye sen de seçiliyorsun? Alara hiç seçilmedin, öyle düşünmeyin arkadaşlar. Efe bak, böyle gidiyordun bir anda böyle döndün, teşekkür ederim. Evet, ters köşe yaptı. Evet, 5. bölümdeyiz. Şimdi 5 tane sorumuz var Efe, tahmin sorularımız. Eğer yakın tahminde bulunan sen olursan puanları kapacaksın. Her biri 20 puan değerinde. Kağıt kalem hazır mı Efe'cim? Evet, harika. Gelsin birinci tahmin sorumuz. Bugüne kadar yapılan en büyük sörf tahtası yaklaşık kaç metre uzunluğundadır? Yazdım. Yazdın, harika. Efe'cim, Elif diyecektim, ne alaka. Efe'cim, sen de yazınca söyle. Ben de 3-2-1 diyeyim, göster. Kullanılıyor mu yoksa öylesine mi yapalım? Ya deneyim açıkçası. Yani... Bilinmiyor, sadece yazın. Yani denenmiş, çalışmış arkadaşlar. Okey. Tamam, yazdım. O zaman çok yazdım ama. Evet. 3, 2, 1 göster lütfen. 20 dedi Efe. Tuana ne dedin? 5 metre 5. 5 dedi, 20 dedi. 5 dedi, 20 bence dedi. Bence bunu Efe alacak gibi geliyor. 20 bence. Evet. Alara 45 dedi. Ecrin Demir ne dediniz? 40. Ben göremedim. Ben 35 dedim. Doğru cevabımız 13 metre. Dolayısıyla Efe daha yakın puan, daha yakın tahminde bulundu ve puanı aldı. Hayırlı olsun efendim. Birinci tahmin sorumuzdan puanımızı aldık. Geçelim ikinci tahmin sorumuza, daha güzel puanlarımızı alalım. Evet, 1998'de başının üstünde bir süt şişesi taşıyarak yürüme rekoru kıran kişi yaklaşık kaç kilometre yol almıştır? Kilometre. Evet. Yaz bakalım, ne tahmin ediyorsun? Yes. Kaç kilometre diyor. Yaklaşık kaç kilometre yol almıştır? Başının üstünde bir süt şişesi taşıyarak. Allah bir, helal olsun. 2, 3, 4. Ha, şuradan şuraya. Oh, gitti. Evet. Bu arada 1998'de New York'ta yaşayan Aşita Furman bu mesafeyi Zafer Sahası pisti çevresinde dolaşarak gerçekleştirmiş arkadaşlar. Yürüyüş 23 saat 35 dakika devam etmiş. Kilometre ne? Yazık. Yazdığınız ya. için 23 saat nasıl yürümüş? Efe'cim, 3, 2, 1 gösterelim. Bir dakika, bir dakika. Ya hayır, değiştirme Tuana. Değiştir. Tuana. Efendim? Ben de değiştirme. Ama sen değiştir. O kadar saat söyleyince ben de çok hayır, küçük hayır, yazmıştım. Ama ben siz yazdınız diye söyledim. Ha. Değiştirmek yok. 3, 2, 1 gösterelim cevaplarımızı. Ya. 9 dedin. Kaç dedin Ay, Tuana? Ben yazmamışım. Ay, yazmışım. 125. 125 dedin, 9 dedin. Of ya. Niye of ya diyorsun? Belki de yaklaştın. Nereden biliyorsun? Yok, kazandı. Ecrin 20 dedi, 6 dedi Alara. Demir kaç dedin? 10. 10 dedin. Doğru cevabımız 130 kilometre arkadaşlar. Dolayısıyla Tuana daha yakın tahminde bulundu. Maşallah. O yüzden Efe'cim maalesef puan veremedim bu sefer. Geçelim 3. tahmin sorumuza. Dünyanın en kalın buz tabakasının kalınlığı yaklaşık kaç bin metredir? Dünyanın en kalın buz tabakasının kalınlığı yaklaşık kaç bin metredir arkadaşlar? Yazalım tahminlerimizi lütfen. Sonra yazınca yazdık diyelim lütfen. Yazdım. Yazdın, harika. Efe? Yazdın mı Efe? Evet. Evet.
Evet, o zaman 3-2-1 göster. 11 bin ben dedi. Ben yazamadım, 10 bin. 15 diyorum. Bin dedi. 15 bin dedi, 11 bin dedi. Ben çok uçtum. Ne dediniz çocuklar? 20 bin dedi, 102 bin dedi. Arkadaşlar doğru cevabımız 5 bin metre. Ben hiç bayağı uçmamışım ya. 5 tam bin metre. 5 bin metre. Efe'cim kim yakın tahminde bulundu? Sen, evet. O yüzden 20 puanı aldın. Geçelim 4. tahmin sorumuza o zaman. Bir 20 puan daha alalım. Gelsin. 100 kişilik bir ekibin 54 saat çalışarak yaptığı pizza, dünyanın en uzun pizzası rekoruna yaklaşık kaç metre uzunlukla ulaşmıştır? Bu pizza i̇şte kaç metre yazmış arkadaşlar? Kaç metre? Bunu soruyorum. Seda abla sence bunda uçma yeteneklerimi mi kullansam yoksa böyle tatlım nasıl içinden geliyorsa? Gelmiyor. Of, gelmiyor. Şimdi bir şey dersem çocuklara da şey olur. O yüzden ne uç derim, ne uçma derim, ne derim, ben ne derim. Ne derim, hiçbir şey diyemem. Yaz. Yazın bakalım en uzun pizza. Bu arada yaz. Bu pizza arkadaşlar hayır kurumlarına bağışlanmış. Ölü yoldan geçene dağıtılmış. Tamam. Evet. Efe'cim yazdın mı? Evet. Evet. O zaman 3-2-1 göster. Efe 500 metre dedi. 120 metre de Tuana'dan geldi. Efe'nin karnı daha çok acıkmış. Buradan bunu anlıyoruz. 30 metre dedi. Ecrin hiç aç değil. Alara 105 lira. Ah biraz daha acıkmış. Demir ne dedin? 50. 50. 50. Onun da acıkmamış. Çünkü arkadaşlar cevabımız 100. 1930 metre. 1930 metre. Ne? Bizim aynen. Bir dakika. Bir dinler misiniz? 40 saat hazırlık süresinden sonra 54 saatte 100'den fazla kişilik bir ekip tarafından yapılmış. Hamur, domates sosu, mozzarella peyniri kullanılmış. 2017'de Kaliforniya'da yapılmış arkadaşlar bu arada. Ya adamlar bizim yapmış. Bizim buradan köyden bile uzak yani. Senin bu her şey köy, sizin köye göre belirlemem. Evet ya benim köye göre hesaplıyorum her şeyi. Bir mesafe soruyoruz. Bizim buradan köy şu kadar olsa diyorum. Bizdeyim. Ama cidden bu kadar uzun nasıl olabiliyor ya? 1930 metre. Metre metre. Kilometre değil. 1930 kilometre doğru değil. Doğru ya. 1930 doğru metre. Evet. Arkadaşlar 20 puan daha verdik Efe'ye. O zaman 5. tahmin sorumuza geçiyoruz. Gelsin bakalım. Bugüne kadar yapılmış en yüksek kumdan kalenin uzunluğu yaklaşık kaç metredir? Ya çok acaba yapılır yani. Yazalım bakalım cevaplarımızı. Sonra da hep beraber geri sayımımızı yapalım ve... Aa bu 5. soru. 5. soru mu? Yep. Evet. Öyleymiş. Nerede oldu bir? Bir Allah su gibi geçti. Bugüne kadar yapılmış en yüksek kumdan kalenin uzunluğu yaklaşık kaç metre? Ben bayağı uzun yapıyorum. Metredir. Metresinden lütfen yazıyoruz cevaplarımızı. Yazdım. Yazdı. Tuana yazdı. Efe de yazdı. Ben bile 20 Evet Efe de yazdı. O zaman arkadaşlar 3-2-1 diyeceğim geri sayıma başlayacaksınız. Tamam, tamam mı? Tamam. 3-2-1. 5-4-3-2-1-0. Önden şey sayı verdim yine yapalım. Evet 18 dedi Efe, 30 dedi Tuana, 200 dedi Ecrin, 308 dedi Alara, 50 dedi Demir. Arkadaşlar içinizden birinin cevabı tam olarak doğru. O zaman bence yani... benimki olabilir. Şu an acaba kim ne yazdı bir gösterse olur mu? Unuttum çünkü. Acaba kimin? 30. 50 ben. 30, 50. Bence Demir. Söyleyeyim mi kimin cevabı olduğunu arkadaşlar? Bence Efe. Evet. Efe olsaydı ikimiz arasında derdi. Söylüyorum. Artık her şeyi de her şeyi anlayamayacaksınız. Taktik değiştiriyorum. Efe'nin cevabı tam cevap. Evet 18 metre. Aynen. Master öyle yaptım. Evet 18 metre. Efe 20 puan daha aldın. Harika bravo, yarıştın. 5'te 5. Bravo Efe. Çok güzel yarıştın değil mi arkadaşlar? Alkışlayalım öncelikle Efe'yi. Efe'cim kaç puan almışsındır sence? 169. Dur dur. 150'yi geçmişti. Dur Efe'ye soruyorum ya. Utanım. Efe kaç puan almışsındır? 150 almışımdır herhalde. Sen ben öyle sana söyleyeyim. 169. Sen öyle ben de söyleyebilir miyim? Söyle hala. 170. 170. 170. 169.
169, evet. Edindiğim verilere göre 179 puan aldın. Efe'cim çok güzel bir puan aldın. Aynen. Neredeyse rekor. Zaten şu ana kadar ki bütün soruları bildi. Sadece bir tane. Aynen. Bir tane tahmin sorumuzu bilemedik. Yani daha yakın tahminde bulunamadık. Bir de birinci bölümden bir puanımız eksik. Efe'cim çok güzel yarıştın. Tebrik ediyorum seni. Bizden sana masaüstü oyunu hediye gelecek. Kardeşinle beraber, ailenle beraber güzel güzel oynarsınız. Umarım bizi oynadıkça hatırlarsın. Sen neler söylemek istiyorsun son olarak? Çok eğlendim. Çok güzel bir yarışmaydı. Seninle güzelleşti. Teşekkür ederim. Evet, başka neler eklemek istersin? Yani arkadaşlarım hepsine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim. Aynen, biz teşekkür ederiz Efe. Eklemek istediklerini ekle lütfen. Başka bir şey demiyorum ama çok teşekkür ederim. Ne mutlu o zaman. Amacımız o zaten. Siz mutlu olun. Öğrenerek bilgilerimizi çoğaltalım. Amacımız bu zaten değil mi? Evet. Aynen. Teşekkürler. Tekrar teşekkürler bizimle olduğun için. Hep beraber hoşça kal diyelim mi Efe'ye? Görüşürüz Efe. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Uzaktan ilişim. Efe arkadaşımızı uğurladık. Bakalım şimdi kiminle tanışacağız görelim. Evet arkadaşlar, devam edelim mi güzel güzel yarışmamıza? Evet, edelim. Evet. Bir yeni arkadaşımız daha olsun mu? Olsun. Olsun. Hadi çağırın arkadaşımızı. Hadi çağırın. Gel. Fokus arkadaş gele. Uzaktan ilişim. Merhaba. Geldi. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın Beren? Nereden katılıyorsun aramıza? Çok iyiyim Seda abla. Ben Gaziantep'ten katılıyorum yarışmaya. Gaziantep'ten katılıyorsun. Gaziantep'e selamlar buradan ve tüm seyircilerimize. Ay ay ay. Neler yapıyorsun? Anlat bana, ne kadar güler yüzlü, neşeli. Çok teşekkür ederim. Anlat bakalım, neler yapıyorsun? Yani şöyle genel, siz günlük rutinimi mi anlatıyorsunuz? İstediğini anlat. Yani genellikle bu karantina günlerimde yani film izliyorum, dersleri takip ediyorum. Öyle yani. Oyunlar oynuyor musun evde? Yani biraz oynuyorum kardeşimle. Kardeşim yanında mı, yakında mı, bir görebilir miyiz, merhaba diyebilir miyiz? Evet, yanımda. Ya gelsin bakalım, onu da göreyim. O da senin kadar tatlıdır eminim. Zaten bütün çocuklar tatlı. Merhaba. 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 Adın ne? Adın ne diyor sen? Adın ne diyor Sarp? Ya Beren, ısırırım bak seni ha. Başka kim var yanınızda? Annem ve babam var. Müsaitler mi gelmek istiyorsunuz? Evet, müsaitler anne. Ha, buyurun. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Ne tatlı çocuklarınıza bak Sarp. Sağ olun, teşekkürler. Sarp, neler, nasıl geçiyor günlerin, neler yapıyorsun? Sarp, sen günler nasıl geçiyor diyorsun? İşte sadece oturuyorum, film izliyorum, ablamla oyun oynuyorum, o kadar yani. Çok şey yapmıyorum. Çok ben seni takip ediyorum bazen dedim. Neyi? Bizi seyrediyor musun? Evet, bizi seyrediyor musun diyor. Ay teşekkür ederim. Çok seviyorum sizi. Teşekkür ederiz. Beni mi? O anlamda mı yoksa? Biz de hep... Ben de çok fazla izliyorum aslında. Ne güzel. Çok iyi yapıyorsun. Sağ ol. Sizin sayenizde zaten çektik o güzel bölümleri. Aynen. Değil mi? Teşekkürler Sarp anneciğimize de, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Bana emanet. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Beren'cim sen seyrediyor musun yarışmamızı? Yani çok severek seyrediyorum. Özellikle zaten Topkapı'nın dizisinin yani sizi özel Ejdin'i burada görünce çok yani sevindim. Çok o da ya teşekkür da, ederim canım. Ben de seni şimdi burada gördüğüm için çok mutlu oldum. Öpüyorum seni. Teşekkür ederim. Her şey karşılıklı. Süper. O da iyi ki aramıza katıldı. Çok güzel bir ekip olduk. Beren'cim, şimdi zaten yarışmamızı biliyorsun. Doğrudan başlayalım yarışmamıza. Başlayalım. Sonra zaten ben detayları vermeye devam ediyorum. Şimdi öncelikle birinci bölümümüz var. Soru maratonu bölümü. Doğru yanlış bölümü. Bu bölümde sana hangi güzel arkadaşım eşlik etsin? Tuğan'ın mı, Demir mi, Alar'ı mı, Ecrin mi? Şimdi şöyle, herkesini çok seviyorum ama bu bölümde bana Ecrin Çoban eşlik etsin. Tamam, teşekkür tabii ki. Ederim, tamam. Zaten sırayla hepsi eşlik edecek. Ecrin'le başladık desteğe.
Evet, şimdi 10 tane cümlemiz var. Ben bu cümleleri sırasıyla okuyacağım ve bu cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu soracağım. Sen de doğru mu doğru ya da yanlış diyeceksin. Aynı şekilde Ecrin'e. Beren, Ecrin, Beren, Ecrin bu şekilde 10 soruyu tamamlayacağız. Her biri bir puan değerinde. 2 dakikamız var. Eğer hazırsan başlayalım derim Beren'ciğim. Tamam, başlayalım o zaman. Tamam, başlayalım o zaman. Harika bir enerjiyle başlıyoruz. Harikasın. Hep böyle ol. Beren, doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler bilgi kirliliğine neden olur. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Ecrin, ana geyik, ana vatanı Anadolu olan koruma altında tutulan bir türdür. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Evet. Beren, insanlar çevresiyle iletişim kuran sosyal canlılardır. Doğru mu yanlış Doğru. mı? Doğru. Doğru. Ecrin, Konya 9 şehirle komşudur. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Beren, Bulgaristan Ege Denizi'ne kıyısı bulunan ülkeler arasındadır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Evet, çünkü Karadeniz'e kıyısı vardır. Ecrin, 60 derecelik açının tümler açısı 40 derecedir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. 30 derecedir. Beren, soğuk bölgelerde yaşayan canlılar vücutlarını sıcak tutmak için yağ depolar. Doğru mu yanlış Doğru. mı? Doğru. Ecrin, müzikte ritim kelimesinin karşılıklarından biri de tartımdır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Ritim, tartım. Evet. Uzmanlık alanından çıktım. Beren, yumurta C vitamini içeren bir besindir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Yanlış. D, E, B12. Olsun, çok güzel gidiyoruz. Ecrin, mağara duvarlarına resim yapmak tarih öncesi çağlarda kullanılan bir iletişim türüdür. Doğru. Doğru mu yanlış mı? Aynen öyledir. Aynen, çok güzel örnekleri de vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 puanla başladık. Harika başladık. Tebrikler. Senin gibi başladık yani Beren'cim. Hadi bakalım o zaman güzel güzel ikinci bölümümüze geçelim. Boşluk doldurmaca bölümümüze yani. 20 puan değerinde olan, süre limitimiz artık yok. Bu arada bir cümlemiz olacak, bir boşluğumuz var. O boşluğa ne gelebilir onu bulmaya çalışacağız Beren'cim. Ama kimle çalışacağız? Kim eşlik etsin sana? Demir etsin, Demir. Bak, Ali Ara da çok iyi bu bölümde. Bak, bence de Ali Ara. Bence de Ali Ara. Tuana dedi. Ali Ara değil mi? Tuana. Ne seçiyorum? Evet, Tuana'yı seçtin. Tuana tutmadı. Çok iyi yaptın Tuana, tutmadı. Bunu çok seviyorum. Fark etmez ya. Olsun, sen altına kalkarsın bunu. Teşekkür evet. ederim Berencim. Evet, üstesinden geleceğiz bu bölümünde. Evet, gelsin cümlemiz. Sonra boşluğumuzda ne gelebilir onu bulalım. Bir gelenek ya da alışkanlığa dayanarak yaşamlarını ve geçimlerini sürdürmek üzere düzenli ya da düzensiz sürelerle yer değiştirerek farklı yerlerde yaşayan kişi veya topluluklara nokta 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 denir. Ne denir? Ne denir Beren? Göçebe olabilir mi? Olabilir mi Tuana? Olur. Olur, vallahi olur. Ay, niye olmasa? Tabii ki göçebe. Aynen öyle, göçebe. 20 puan daha verdim Beren. Bence Beren'in dersleri bayağı iyi gibi ya. Bence de. Teşekkür ederim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Beren? 5. sınıfa gidiyorum. Vay be, ben 5. sınıftayken bunları bilmiyordum. Bir zaman ben de tahmin edemezdim. Ama Beren yani. Biliyor. Beren gibi ol. Evet. 3. bölümdeyiz. Görsel, işitsel soru bölümümüzdeyiz. Bir görüntümüz gelecek, sonra sorumuzu, sonra şıklarımızı alacağız. 30 puan değerinde. Şimdi sana Demir mi, Ali Ara mı eşlik etsin? Kim etsin? Demir mi, Ali Ara mı eşlik etsin? Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Tamam, o zaman... Bir dakika. ben de teşekkür ediyorum. Demir eşlik etsin bana. Demir, teşekkür etmemiz. Bir daha et. Teşekkür ettik. Evet, şimdi bir görüntümüz gelecek. Gelsin bakalım. Süt mu? Size, bence böyle süt dolduruyor. Yani evet. Sütten alakalı bir şey var. Başka ne olabilir beyaz ayran renkte? Ayran olabilir. Ayran olabilir. Evet, olabilir. Nasıl bir su gelebilir? Sonuç. Nasıl bir soru gelebilir? Ayran veya sütten nasıl bir su gelebilir? Evet. Bilmem ki yani. Ben de pek fikrim yok şu anda. Evet, gelsin sorumuz. Milli içeceğimiz ayran, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kendine özgü bir şekilde yapılır ve sevilir. Hangisi bu ayranın ayırt edici özelliğidir? Susurluk ayranı içen var mı? Daha Tuan'ın ayranı. Ben ayrana bayılırım. Çok, ben de. Ben de çok severim. Yani ben de ayranı severim ama hiç böyle Susurluk ayranı duymamıştım ve içmedim de. Tamam.
Alara sen duydun mu? Hayır. Demir? Ya ben duymadım ama her türlü ayranın içtiğimi düşünüyorum. Yani her yerde ben de tür ayran içiyorum. Tamam. Ben söyle Cüncüm. Ben de babamla ben çok fazla ayran sevdiğimiz için babam eğer gittiğimiz yerde eğer değişik bir ayran varsa alır. O yüzden bence ben de içmişimdir. Bakalım içmişmişsiniz. Şıkları görünce hatırlayabilirsiniz aslında. Anlarsınız içip içmediğinizi. Aynen. Gelsin şıklarımız. A. Tuzlu ekşili tadı ayırt edici midir? B. Yoğunluğu mudur? C. Köpüğü müdür? Acaba hangisidir? Köpüğü müdür? Aa ben C'de tanıdık geldi ama pek bilemiyorum ya, pek fikrim yok ama bence A şıkkı. Diyorsun. Tuzlu ekşili tadı diyorsun, susurluk ayranının ayırt edici özelliğidir. Demin ne diyorsun? Tabii ben bir yerde gittiğimde böyle çok bol köpüklü bir ayran içmiştim. O yüzden köpüğü de olabilir gibi geliyor bana, bilmiyorum. Zaten Beren'e de A ya da C geliyor. Sana C aynen, daha baskın geliyor. Beren A diyor ama C'de olabilir mi acaba Beren? Yani olabilir. Demir'e de katılıyorum bir şeyden ama tek hala emin değilim. Hadi bakalım cevabı verdik. Ya ben çünkü bayağı şey... köpüklü bir ayran içtiğimi hatırlıyorum. Oradan aklımda kalmış. Bence C. Ne diyelim Beren? O zaman ben Demir'e güveniyorum ve C diyorum. Demir'e güveniyorsun, C diyorsun. Tamam mıyız? Son kararımız. Evet. Canım benim. İyi ki de Demir'e güveniyorsun. Zaten o senin de fikrindi. Sadece öbürü mü acaba olduk? Evet. Ama doğru değil doğru mi? Yolu. Bu bravo. Yolu aynen köpüyor arkadaşlar. O bu arada çok severim. Susurluğu ben de çok seviyorum. Ben o zaman içmiştim ya. Hatta burada içmiştim ben. Geçtik dördüncü bölümümüze arkadaşlar. Burada da yer çekimini ispatlayan bilgi içinde bilgi üstüne bilgi. Evet. Çoktan seçmeli soru bölümümüzdeyiz. Bu bölümde sana Alara eşlik edecek. Evet 40 puan değerinde. Gelsin sorumuz. Masallar. Parantez. Şiirler ve öykü kitaplarının olduğu rafların arasına girdim. Görevlinin yanına gittim ve dedim ki... Dede Korkut kitabını hangi bölümde bulabilirim? Cümlesinde parantez içine hangi noktalama işaretleri gelmelidir acaba? Evet, masallar. Soruyu söyleyecektim, sonra... sorunun sonunda söylemiş oysa ki. Bence masallar ve şiirler arasında virgül gelmesi gerekiyor. Evet, gittim dedim şiirlere pek emin değilim ama... Orada gittim dedim iki nokta. Onun altında bulabilirim derken bence soru işareti. Yani. Şıkları da görelim bakalım. A virgül virgül nokta, B iki nokta virgül soru işareti, C virgül iki nokta soru işareti, D virgül virgül ünlem işareti arkadaşlar. Ben de C. Ben de A. Ben A diyorum. Ne yapalım, kısmet buymuş C arkadaşlar. C bence yani. Hayır bir saniye hemen zaten tamam şıkları alıyoruz. Ben her seferinde şöyle yapıyorum. Tekrardan soruyu okuyorum. Sonra da sonuca bağlanıyoruz Beren'cim. Beren bence Alara'ya güven. Diyor ki masallar, şiirler diyor. Araya ne dedin? Ne demiştin? Masallar ve şiirlerin arasına virgül demiştim. Evet çünkü iki şeyden bahsediyor, onu ayırıyoruz değil mi? Virgül. Sonra arasına girdim. Görevlinin yanına gittim ve dedim ki... Dedim ki aa, bir şey... Beren böyle virgül virgül virgül. Bir dakika. Dedim ki diyor. Tamam Alara da sana fikir veriyor. Diyor ki oraya diyor iki nokta üstte gelebilir diyor. Ama sen virgül gelebilir diyorsun. Hangisi daha olabilir sence? Ya bence ben bu şeyle Alara'ya güveneceğim ve virgül... Ay işte... İki nokta. Sonra diyor ki Dede Korkut kitabı, kitabını hangi bölümde bulabilirim? Bu nedir? Bence nokta. Evet. Nokta diyorum. Nokta mı diyorsun? Ne diyorsun şimdi? Ama virgül iki nokta. Nokta diye bir şıkkımız yok arkadaşlar. Ya. Evet o yüzden. Zaten. O zaman soru işareti gelebilir. Evet. Soru işareti olabilir. Öyle bir şey yok. C mi diyoruz? Evet C diyoruz. C mi diyorsunuz? C. Tamam. Tamam mıyız? Tamamız. Evet. Tamam. Evet 40 puan daha verdim Beren. 40 puanımız da aldı. Çok da güzel oldu. Biraz da bilgi ekleyeyim arkadaşlar. Aynı türde peş peşe sıralanan kelimeler virgülle ayrılır. Masallar ve şiirlerde olduğu gibi arkadaşlar Beren'cim.
burada da kitap türleri olan masal bir şeyler virgülü ayrılmalıdır. Aynen. Dedim ki kelimesinden sonra tırnak içinde başlayan konuşma cümlesi olduğu için iki nokta gelerek bize konuşmanın olacağını bildirmelidir. Öyle yaptık. Soru sorulduğu için de son cümlenin sonuna da soru işareti eklenmelidir. Soru cümlesiydi. O yüzden oraya da soru işareti koyduk, değil mi? O zaman şimdi geçelim 5. bölümümüze. 5. bölümdeyiz. Meydan okuma bölümümüzdeyiz. Beren'cim, kim sana eşlik etsin ama rakibin olarak? %1800 Ecin. Bence de şu an demin sana. Ya bir karışmayın ya siz. Aa. Ben neyse. Beren, bir şey söylemek istiyorum. Benim en yakın arkadaşımın adı da Beren. Bebeklikten beri arkadaşız. Onun kişiliği sana çok benziyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ve biz Beren ve Ecin olarak bence ayrılmaz bir ikili olarak bu bölümde de birlikte yarışmalıyız diyorum. Tuana, seni neden seçmeli? Fark etmez ya. Demir, seni neden seçmeli? Bence Ecin'i seç. Ali Ara? Demir, uğraşmıyor. Benim Beren diye bir arkadaşım yok ama şimdi oldu. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Umarım yani istediğini seç diyeyim ya. Beren beni seç. Bak öncekinde... Demeyeceğim çünkü... Çok imkansız dedim, oldu ama... Beni seçersin dedim. Nasıl beni seçti hiç anlamadım. Ama Beren'in seçmeyeceği çok belli. Evet. Bence beni de seçmiş. Tuğan'ı seçiyorum. Bak ne? Yine aynı şey oldu. Tuğan'ı seni seçti. Tuğan'ı benim seçtim. Tuğan'ı... Bak bence güzel bir taktik. Buradan yürü. Kamera çekiyorsun. Ya ben de bunu yapacağım ya. Daha önce de öyle yaptı. Daha önce de öyle yaptı. Ya beni seçmeyecek biliyorum ama falan yaptı. Yine öyle oldu ve seni seçti. Teşekkür ederim Beren. Ben teşekkür ederim. Tamamdır. O zaman başlayalım. Tuğan'a eşlik edecek Beren'e. Ecrin gözyaşımı anlar. Ecrin'in gözyaşları sana verilen umut kimseye verilmedi. Ya yerim ben seni ya. Sağ gösterip sol vuruldu. Bana verilen umut kimseye verilmedi. O gözyaşların hep sevinçten, mutluluktan aksın. Evet, gelsin birinci tahmin sorumuz. Dünyanın en büyük şişe kapağı koleksiyonu sahibi Danimarkalı Paul Paulsen yaklaşık kaç bin şişe kapağı biriktirmiştir? Yaklaşık kaç bin şişe kapağı biriktirmiştir? Tahminlerimizi yazacağız. Sonra ben 3-2-1 diyeceğim. Yani, ben söylerim. Beren'cim. Yazdım. Beren'cim. Evet, yeni bir sayfa açacağım kendime. Hiçbir fikrim yok. Ben tamam. Yani. Beren'cim bu bölümümüz adı üstünde. Tahmin üstüne, meydan okuma bölümü adı üstüne demiş pardon. Meydan okuma bölümünde tahmin sorularımız var. Tahmin üstünde bir bölüm olduğu için net cevabı aramıyoruz. Bilirsen tabii ki net cevabı yazacaksın ama aklına gelen bir rakam yaz. Ben de mesela tahminlerde doğru cevabı bilmeden önce düşünüyorum. Çok alakası şeyler bulabiliyorum. O yüzden sıkıntıya girme. Aklına gelen, böyle aklına yatan daha doğrusu bir şeyi yaz. Tamam o zaman yazıyorum. Ben yazdım. Yazınca yazdım da Beren'cim. Tamam, neyse. Gerçi ellerin görünüyor. Evet, yazdı. Tamam, yazdım. O zaman 3-2-1 gösterelim. 500 dedi, 500 bin dedin yani, 65 bin dedi. Hı hı. O zaman ben doğru cevabımızı söylüyorum arkadaşlar, kesin cevabımızı. 102 bin. Yakın tahminde puanla bulunduğu için maalesef puan veremedim Beren'cim. Evet, geçelim ikinci tahmin sorumuza. Oradan alalım puanımızı ve diğerlerinden inşallah. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek hava sıcaklığı kaç derecedir? En yüksek. Yazdım. En yüksek. Yazdı. Tuana yazdı. Ben de en yüksek. Sanırım. Türkiye'de mi? Beren. Yazıyor muyuz tahminlerimizi? Ben hiç fikrim yok. Ya tahmin bile edemiyorum. O kadar. Tamam. Yani ben bir ipucu verebilir miyim? Yani yok, ipucu değil de. Ya, ipucu değilse söyleyebilirsin. Ya da ipucu olur ya. Tamam. Söyleyeyim ya, o zaman. Şey Beren'cim aklına en yatan şeyi yaz. Gözünü ya. Kapat. Kapat gözünü. Böyle gözünün önüne ne geliyorsa onu yaz. Türkiye'de rakam mi? Rakam olarak. Gözü kapalı yaz. Evet. Çok saçma tahmin oldu ama. Olsun. Beren. Sağ olsun. Evet. 3-2-1 gösterelim cevaplarımızı. Beren 10 dedi. 41 dedi Tuana. 50 dedi Demir. Alara görmedim. 46 dedi. Ecrin 48 dedi. Arkadaşlar. Doğru söyle.
şuradaki güneş, onun altındaki kar, öbürü de yağmur damlası. Ya, yerim seni ara ara. Güneşe benzemedi ama. Ya fık tatlısın sen ya. Evet. Okuyorum cevabımızı. 49 santigrat derece arkadaşlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 27 Ağustos 1961 tarihinde Şırnak, Cizre'de ölçülen 49 derecelik hava sıcaklığı. Bir şey diyeyim mi? Söyle. Ay, lafınız bitmediyse söyle. Söyle hayatım, söyle. Benim babam ilk öğretmen olduğunda Şırnak Cizre'ye atanmıştı. Ve oraya atandığı zaman gitti, geldiğinde bir daha kapkara bir insan olmuştu. Aklıma ya o geldi. Kadar çok güneşli ve kuru yerler ya. Çok yaşa. İyi yaşa. Sağlıklı yaşa beraber. Sağlıklı yaşa, güzel sevdiklerinle mutlu yaşa. Teşekkürler. Maalesef puan veremedim yine Beren. Çünkü yakın tahminde Tuğanacık bulundu. O yüzden geçelim üçüncü tahmin sorumuzu. Oradan alalım puanımızı. Gel buraya. Burma boynuzlu erkek keçilerin boynuzları yaklaşık kaç santimetreye kadar uzayabilir? Boynuz ne kadar uzayabilir ki? Bilmem, göreceğiz biraz daha ne kadar. Ben bunu biliyorum, ben köy çocuğuyum zaten. Yazdım. Burma... Arkadaşlar bizim setteki keçiyi düşünün. Bu burma... Bir şey diyeceğim. Ama bu o keçi değil. Bu evet. Burma boynuzlu erkek keçilerin boynuzları. Cins olarak... Benim hayatımda küçüklüğüm, burma, çocukluğum... Söyle. Benim çocukluğum keçilerle geçti. Ne güzel bir ortamda büyümüşsün. Aynı kadar. Hala da büyüyorsun. Arkadaşlar, burma boynuz hani böyle boynuzlar oluyor tamam, hani. Tamam. Onlar. Evet. Alara, Karen. Beren yazdın mı? Keçiyi çok severim. Ben yazdım. Yazdı, Tuana da yazdı. O zaman 3, 2, 1 göster. Ben yazmadım. Of bir dakika. Ben de konuşuyordum, yazmadım. Beren. 150 dedi, 150 santimetre dedi. Sen? 70. 70 dedin. 60 dedi Ecrin, 40 dedi Alara, 35 dedi Demir. Ben de 160 santimetre diyorum arkadaşlar ve Beren'e puan veriyorum. Bravo Beren. Ay, hep gül. Bravo. Hep gül, çok güzel gülüyorsun. Güzel gülüm. Ya inşallah, amin. Dördüncü tahmin sorumuz gelsin. Minyatür kitaplar. Yüksekliği, genişliği veya kalınlığı 7,5 santimetreyi geçmeyen kitaplardır. Peki minyatür kitap koleksiyonu olan Sutter Ethur'un kaç minyatür kitabı vardır? Yani Sutter Ethur hiç tanıdık gelmiyor. Onun için pek de bir tahmin yok yani minyatür kitap konusunda. Aklına yatan şeyi söyle, ne yazdın bakalım? Seda, pozitif hem de her şey. İnşallah öyleyimdir. İnşallah öyleyimdir. Ben de sinirleniyorum, şey yapıyorum canım. Ya da böyle kötü tarafına şöyle oluyor. Hemen böyle tam kötü tarafından bakacaksam hemen oradan dönmeye çalışıyorum. Hayır, oradan çık diyorum. Bazen ama böyle gelmiyor değiller yani. Ama gidiyorlar işte. Bu sayede gidiyorlar. Az kalıyorlar bende. Berencim yazdın mı? Yazıyorum. Tamam. Yaz. Tuana yazdı. Evet. O zaman 3, 2, 1 göster. 1000 dedi, 120 dedin, 1000 dedin, tamam. Ecrin ne dedin? 700 dedi Alara, 500 dedi Demir, 10.000 dedi. 10.000 dedi Ecrin. Ben de diyorum ki arkadaşlar 3137 kitabı varmış. Wow. Beren daha yakın tahminde bulundu. 20 puan daha aldı. Çok da güzel oldu. O zaman gelsin 5. tahmin sorumuz ve son tahmin sorumuz. Turşularıyla ünlü olan Ankara'nın Çubuk ilçesinde kaç santimetre yüksekliğinde turşu kavanozu yapılarak rekorlar kitabına girilmiştir arkadaşlar? Ay ben bunu duymuştum. Babaannem söylemişti sanki bana. Kaç santimetre? Turşu kavanozu yapıyorlar ve uzun böyle. Onun evet. Kaç santimetre olur? Onun yüksekliğinin ne kadar olduğunu soruyoruz. Santimetre. Kaç santimetre? Santimetre üstünden yazıyoruz, metre değil. Sonra bakıyoruz bakalım kim puan alacak. Daha doğrusu Beren puan alacak mı? Tuğan'ı puan alamıyor. Sana puan kazandıramayabilir sadece inşallah. Ama sen puan alacaksın. Ya biz de bir gün yarışalım Seda abla. Ben de hediye almak aramızda istiyorum. Ben alırım sana Tuğan'a hediye. Ya teşekkür ederim Alaycığım. Ama Elif ablanın size ne kadar güzel karaoke mikrofonları almıştı. Evet. Yok ben zaten şakadan dedim hani onu. Yok aklıma geldi diye söylüyorum. Evet hala duruyor bende yukarıda. O gün ne kadar eğlenmiştik değil mi? Evet. Okulun ikinci katında Allah'ım evet. Yedik içtik böyle çok güzel bir gündü.
Siz konserde şarkı danslar ettiniz. Evet. Ya çok güzeldi. Çok güzeldi. Beren. Ya bunun ben... Biliyorum. Ne dedin Ecrin, bir şey diyordun. Ben bunun ağırlığını duymuştum. Ha tamam. Babaannem ağırlığını... 1,5 ton mu ne, öyle bir şeydi. Wow. Ne? Hepsini yerim. Hepsini yerim. Evet Berencim, yazdık galiba. Güler yüzlü. Evet yazdım. Evet o zaman 3. Aa pardon, bir dakika. Hep beraber gelişim yapacağız, adeti bozamayız. Evet 3-2-1 diyeceğim, başlayacağız tamam mı? 3-2-1. 5. 3-2-1. Yapacağız yapacağız. 2050'de yapacağız evet. 120 metre 120. Tuana 120 dedi, 30 dedi Beren, 308 dedi Alara, 200 dedi Demir, 1,5 metre dedi yani 150 dedi. Evet arkadaşlar, Tuana santimetre olarak yazdın değil mi? Evet. Metre olarak mı? Tamam evet. Santimetre. Tamamdır. Evet arkadaşlar, doğru cevabımızı söylüyorum. 150 santimetre. Benim dedi. Evet. Hani. Yalnız hiç tahmin etmedim ha. 1,5 ton olduğunu biliyordum ama 1,5 metre olduğunu bilmiyordum. Evet, sen tam olarak bildin. 150 santimetre yakın tahminde Tuana bulundu. Tuana ile rakip olduğumuz için. Her şeyin sonuna M koyuyorum. Berencim. Her şeyin sonuna M koydum bu aralar. Beren, çok güzel girsin. Çok güzel evet. Puanlar topladın. Harika bir arkadaşımız oldu. Bizden karaoke mikrofonu aldım. Evet, aynen öyle. Bizden sana karaoke mikrofonu gelecek. Güle güle kullan. Kardeşinle beraber, ailenle beraber birbirinize şarkılar söylersiniz, şiirler okursunuz, konuşmalar yaparsınız. Ne istiyorsanız onu yaparsınız. Çok tatlısın. İyi ki seninle tanıştık, yarıştık. Sen neler söylemek istiyorsun? Kaç puan aldı bu arada? 139 puan aldı. Pardon. Ben de çok mutluyum. Sizlerle tanışmak benim için çok güzel oldu. Zaten hepinizi çok severek izliyordum. Yani çok mutluyum. Nerede izleyeceğim, güzel bir anı oldu. Buradan bu arada bütün öğretmenlerime, sınıf arkadaşlarıma selam söylüyorum. Bizlerden de selam olsun. Evet, devam et hayatım. Çok mutlu oldum. Yani benim için çok güzel bir deneyim oldu. Yani ben şu... Böyle yani çok güzel bir deneyim oldu benim için. Sizlerle tanışmak çok mutlu etti beni. Canım benim, çok teşekkür ederiz. Mutluysan ne mutlu o zaman. Hep beraber hoşça kal diyelim mi Beren'e? Görüşürüz Beren'cim. Hoşça kal Beren. Görüşürüz Beren. Bay bay. Görüşürüz. Beren, beni seçtiğin için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Uzaktan ilişim. Bugün Efe ve Beren arkadaşlarımızla beraber yarıştık. Eğer siz de bize katılmak istiyorsanız WhatsApp hattımızdan ve TRT'nin sosyal medya hesaplarından bize başvuruda bulunabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizimle kalın. (Gülüyor)